Bildiğiniz gibi Harran dünyanın ilk yerleşim alanlarından birisi. Özellikle inanç turizmi açısından, kültür turizmi açısından çok önemli bir yer. Aynı zamanda tohumun ilk ekildiği yer olması hasebiyle de tarım açısından da çok önemli bir yer. Hazreti Adem'in ilk buğday tohumunu Harran bölgesinde attığı söylenir. Zaten Şanlıurfa biliyorsunuz çok eski bir yerleşim alanı. Dolayısıyla Harran'da hemen 40 kilometre yanında yerleşik bir ilçe şu anda. Ama tarihe baktığımız zaman geçmişte özellikle dünya üzerinde kurulan birçok medeniyete ev sahipliği yaptı ve bugünkü nüfusundan kat kat daha fazla geçmişte nüfusu olduğu bilinir. Yine hem İslam tarihi açısından çok önemli olduğu söylenir ve özellikle Eyyubiler döneminde Harran'ın el sanatları ve oradaki insanların iş becerisi açısından da en üst seviyeye kadar yükseldiği biliniyor. Yine dünya üzerinde kurulmuş ilk üniversitelerden birisine sahip. Yani tarihin üniversitesi olarak da adlandırdığımız Harran Üniversitesi. Harran Üniversitesi'nin de eğitim dalında özellikle astronomi ve felsefede bütün dünyaya ilim ve irfan dağıttığı bilinir. Daha sonra yine İslam tarihinde de Darülfünun olarak Anadolu'da kurulan ilk büyük İslam camisinin de Harran'a yapıldı ve halen kalıntılarının orada olduğunu biliyoruz. Özellikle caminin mihrabının ayakta olduğunu, yine orada abdest yerleri ve şadırvanların olduğunu biliyoruz. Yine savunma açısından geçmişte yapılan en emniyetli şehirlerden birisi. Bütün dünyayı dolaşırsınız. Özellikle kalelere baktığımız zaman hep yüksek yerlere yapıldığını görürüz. Ama Harran'da Harran Kalesi düz ovaya kurulmuş ve eşsiz bir kale. 7 kat olarak kurulmuş. Şu anda 4 katı ayakta. Restorasyon çalışması da devam ediyor. İç kale olarak adlandırdığımız birinci emniyet sistemi. Bir de kalenin etrafına yapılan surlar var ve surların hemen yanı başında da bir hendek var. Yani insanlar kendilerini emniyete alabilmek için geçmişte iki sistemli bir şey kurmuşlar. Bir düzenek diyelim kurmuşlar. Bir tanesi Harran surları, etrafında hendek ve hendeğe su dolduruluyor. Yani düşmana karşı bir savunma. Farz edin ki düşman o savunmayı aştı. Bu defa iç kalede daha böyle bir ayağa gelerek bir savunma sistemi seçmişler. Ve dünyanın da en güvenli şehirlerinden birisi dolayısıyla. Yine astronomi dalında bütün yani Avrupa ülkelerine de mutlaka sizler de gitmişsinizdir. Bizler de gittik. Dünyanın hiçbir yerinde çıplak gözle yıldızların bu kadar güzel seyredildiği bir başka bir şehir bulamazsınız. Sabahleyin güneşin doğuşu özellikle Nemrut da bununla meşhur ama Harran Höyük Tepesi üzerinden güneşin doğuşunu ve batışını seyretmek ayrı bir özellik. Ve orada yaşayan insanların özellikle yazın aşağı yukarı 4-5 ayı dışarıda geçirmeleri ve gece orada uyuyan herkesin gökteki yıldızları seyrederek uyuması da başka bir güzellik. Tarih açısından baktığımız zaman şu anda tabii Göbekli Tepe biliyorsunuz bütün dünyanın gündemine oturdu. Şu ana kadar yapılan araştırmalar neticesinde aslında Harran'da 1984 yılında başlatılan kazı çalışmalarında Harran şehrinin 8000 yıldan beri dünya üzerinde ismi değişmeden gelen tek şehir olduğu görülür. Yani Harran ismi hiçbir zaman değişmemiştir. Ve Harran isminin de iki açıklaması var yani ismin karşılığının. Bir tanesi Hazreti İbrahim'in amcasının isminin Harran olduğu ve oradan geldiği söylenir. İkincisi de kelime anlamı. Harran'ın yolların kesiştiği yer. Yani bütün ticaret merkezlerinin, İpek yolunun vesaire kervanların konakladığı yer olduğu için Harran'ın kelime manası da oradan geliyor. Arapça'da har kelimesinin, sadece har kelimesinin karşılığı da sıcaktır. Bölgenin de iklim şartlarının
çok böyle gerçekten sıcak kavurucu sıcakların olduğu bir yer. İşte Harran'da mimariyi mutlaka incelemişsinizdir. Yine Harran'a özgün Harran kümbet evleri dediğimiz konik evler. Bunlar tamamen Harran bölgesinin iklim şartlarına uygun olarak yine taşını, toprağını orada o bölgede yaşayan insanların icadı, onların üretimiyle yapılmış ve oraya göre sağlamlığı ölçülmüş ve denenmiş bir mimari biçimi. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. Biz o evlerin aynısını İstanbul'da inşa ettik. İstanbul'da inşa ettiğimiz ev 6 ay sonra iklim şartlarına dayanamadığı için yıkıldı. Bu yüzden de o evlerin dünya üzerindeki mimaride de eşsiz bir şekilde yerini aldığını biliyoruz. Harran yine çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış dedik, çeşitli dinlere, özellikle Sabilere, ateşe tapan insanlara ev sahipliği yaptı ve yine çeşitli dinlere mensup insanların yüzyıllar boyunca hoşgörü içerisinde yaşadığı bir kent olarak da bilinir. Yani o da tarihini incelediğimiz zaman bizim açık bir şekilde göreceğimiz bir özellik. Harran'da yaşayan medeniyetlere baktığımız zaman gerçekten bu kazı çalışmaları sonrasında arkeologların da bilgiler ışığında bizim de edindiğimiz bilgi şu. 8000 yıllık tarih içerisinde çok değişik medeniyetler var ve bu medeniyetlerin başında işte Hititler, Asurlar, Roma dönemi ve yine özellikle İslam tarihinde yani 640'lardan sonra Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Harran ve Urfa'yı İslamlaştıran İyad bin Kanem diye bir komutan buraya gönderiliyor 640'larda. Daha sonra yavaş yavaş İslami tarih başlıyor orada ve o dönemde de yine geçmişte burada yaşamış olan peygamberlerin yaşadığı yerler ortaya çıkarılıyor. Ve yine Harran Ovası'nın kavurucu sıcaklarına gerçekten yağmur duasıyla oraya görevlendirilmiş, halen tasarrufu devam ettiğine inanılan büyük bir zat. Aynı zamanda Harran Üniversitesi'nin camiye dönüştürülmesinden sonra da orada imamlık yapan Hayat bin Kays Hazretleri var. Emeviler döneminde yine başkentliğin 10 yıl süresince 2. Mervan döneminde Harran'da olduğu biliniyor. Yani bunların hepsi arkeolojik araştırmalar sonucu ortaya çıkan şeyler. Yine Hazreti İbrahim'in bir müddet orada yaşadığı, Hazreti Yakub'un orada yaşadığı, Hazreti Şuayb'in orada yaşadığı biliniyor. Ama Harran tarihinin korunması ile ilgili geriye doğru baktığımızda Cumhuriyet'in ilk yıllarında aslında ilçe olarak kurulan Harran'ın 1946'dan sonra yani ilçesinin lakvedilmesinden sonra Harran'daki kültür mirasının önemli ölçüde korunamadığı, özellikle insanların o konuda bilinçlendirilmediği görülüyor. Fakat 1984 yılından itibaren tekrar yeniden orada kazı çalışmalarının ve kültür mirasına sahip çıkma projelerinin başladığını görüyoruz. Zaten 1979 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu bir kararla orayı sit alanı ilan ediyor. Ama tarihte aradığımız her şeyi aslında Harran'da buluruz. Yani şu var, özellikle dünya üzerinde yaşayan bütün insanların, bütün milletlerin orada bir hakkı var diye düşünüyorum. Çünkü bütün medeniyetlerin geçtiği bir yer. Yani zaten ismin yolların kesiştiği yer olarak bilinmesi de çok önemli. Ben yani özellikle Harran'ın dünya kültür mirası listesine alınması gerektiğine inanıyorum. Yani bu korumanın en önemli olacağı alan orası olması gerekiyor. Ve şuna inanıyorum. Eğer biz orada tarihi korumak istiyorsak, orada bulunan kalıntıların tamamını olduğu gibi bırakmamız gerekiyor. Yani çünkü halen
dünya üzerinde yaşayan birçok bilim adamının buraya gelip çok şey öğrendiğine inanıyorum. Çünkü geçmişte İbn-i Sina, Sabit bin Kurra gibi önemli matematikçilerin, yine İbn-i Sina gibi bir bilim adamının, yine Farabi gibi bir bilim adamının özellikle kendi memleketlerini bırakıp Harran'a ilim ve irfan için, ilim öğrenmek için geldiklerini biliyoruz. Yine İslam tarihi açısından çok önemli olan ve Şeyhülislam olarak bilinen, halen de o şekilde bilinen İbn-i Teymiye'nin de Harran'da uzun yıllar yaşadığı, orada doğup orada yaşadığı ve İslamiyet'e de çok büyük hizmetlerinin olduğunu da biliyoruz. Ve halen onunla ilgili de isimlendirilmiş bir mahalle var, İbn-i Teymiye Mahallesi. Bu açıdan baktığımız zaman da Harran'ın daha yani bizim de öğreneceğimiz ve bütün insanlığın orada öğrenecek çok şey olduğuna inanıyorum. Bugün baktığımız zaman tarih gerektiği gibi korunuyor mu? Ben korunduğuna inanmıyorum. Çünkü yapılan son dönemlerde özellikle restorasyon çalışmalarının aslında oranın aslına uygun yapılmadığına inanıyorum. Çünkü belirli alanlarda yapılan restorasyon çalışmalarının da uzaktan bakıldığında halen sırıttığı görünüyor. Onun için bana göre daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Yani bu işte sadece bizim insanımızın katkısı yetmiyor. Yani orada geçmişte yaşamış medeniyetlere ait insanların tamamının Harran'a sahip çıkması gerekiyor. Çünkü tarih hepimizin. Gerektiği gibi eğer tarihi biz koruyamıyorsak toprağın altında kalması bana göre bizim için daha kazançlı olur. O düşüncedeyim. Harran'da yapacak çok şey var ama biz Harran'da yaşıyoruz. Harran'ın bütün orada yaşayan insanları, örf adetlerini hepsini biliyoruz ama ben şunu söylüyorum. Tekrar dünyaya gelme şansım olsa yine Harran'da doğmak ve Harran'da büyümek isterdim. Güzel, güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Harika. Çok güzel.